Piyasa altına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiton Genel Müdürü Tolga Öztoprak bizimle. Tolga Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk Gizem Hanım. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi aslında çok uzun süredir konut üreticilerinde ya da hatta konuttan bağımsız olarak genel olarak gayrimenkul üreticileri, inşaat sektöründe artan maliyetleri fiyatlara yansıtamama ve talep ve arz arasındaki dengesizlikleri konuşuyorduk biz ve fiyat dengesizliklerini. Şimdi bugün açıklanan orta gelirli konut kampanyasıyla beraber sizin sektöre nasıl bir katkı sağlayacak? Hem stokların erimesi hem de yeni inşaat üretimi konusunda iştahın artmasını nasıl beklersiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki konutların ve yapıların çağdaş, modern, güvenli yaşanabilen, enerji tasarrufu sağlayan mekanlar haline gelmesini destekleyecek her türlü projeyi bizler de destekliyoruz. Bizler Yutong olarak çevre ve enerji dostu, yanmaz, hafif ürünlerimizle ülkemizdeki sağlıklı yapılaşmayı konutlar konusunda öncülük eden 60 yıllık bir kurumuz. Dolayısıyla bu projenin de hayırlı olmasını diliyorum. Dediğiniz gibi inşaat sektöründe aslında 2018'den beri yaşanan bir daralma vardı ve son 5 çeyrektir de arka arkaya 5 çeyrektir bir daralma yaşıyoruz. Konut stoklarında bir miktar artış vardı bundan 3-4 sene evvel. Son dönemde aslında bu konut stoğunun da azaldığını söylemek mümkün. Buradaki etken arz miktarındaki düşüş. Yani son 5 yıllık inşaat ruhsatlarına baktığımızda yaklaşık 216 milyondan 125 milyonlara yani %42'lik bir daralma söz konusu 5'er yıllık dönemler haline baktığımızda bu da aslında konut stoğunu eritti ve arz eksikliği sebebiyle biraz da yatırım amaçlı konuta yönelmenin de getirdiği fiyat artışları konuta erişimi bir hayli zorlaştırmıştı açıkçası. Türkiye'nin artan nüfus, işte göç, alınan göç ve bazı etkenlerle yaklaşık 750 bin adet konuta ihtiyacı var yılda. Son yıllarda üretilen konut miktarına baktığımızda da bunun 500'ler, 500 binler seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu stoklar erimişti ve şu anda arz eksikliğinden dolayı artan fiyatlarda erişimi zorlaştırmıştı. Burada kamunun tabii desteği son derece önemli. Burada finansa erişimde yaşanan son bir yıldır bir sıkıntı da mevcuttu. Gerek kamu bankaları, gerekse özel sektör bankaları kredi verme konusunda biraz sıkılaştırmıştı şartları ve limitlemişlerdi. Burada finanse erişimin kolaylaştırılması, aynı zamanda kamunun da düzenleyici rolde olması bence burada faydalı olacağını düşünüyorum. Orta ve uzun vadede bu proje son derece önemli. Tabii şunu da unutmamak lazım, ülkemiz bir deprem ülkesi, yaklaşık 6,5-7 milyon konutun önümüzdeki dönemde yenilenmesi gündemde. Bu açıdan baktığımızda daha sağlıklı bir yapı stoğuna erişmek için de bu konut kampanyalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu belirtmek isterim. Enerji tasarrufu yine günümüzün popüler bir konusu. Bu yılki yaklaşık 96 milyar gibi bir enerji ithalatıyla tamamlayacağız. Cari açımızda 50 milyar seviyesinde olacak. Yani çok önemli bir bölümü cari açımızın enerji ithalatından kaynaklanıyor. Enerjisinin 1/4'ünü ithal eden bir ülkeyiz. Bu sebeple de buradaki yeni yapılacak binaların enerji tasarrufu kurallarına göre yapılması bence çok önemli. Yeri gelmişken şunu da belirtmek isterim. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren binalarda performans yönetmeliğimiz revize edildi. 2008 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelikti bu. 19 Şubat'ta 2022'de getirilen yeni şartlarla beraber artık bugünden itibaren 2023 yılında yeni yapılan inşaatlar en az B sınıfı, yani daha önce C sınıfıydı bu, B sınıfına geçiriliyor. Daha fazla yalıtım, daha fazla enerji anlamına geliyor. Ve yine bir ilave kriter daha var. Bu da 5000 metrekareden daha büyük binaların %5 yenilenebilir enerji kullanması şartı getirildi. Aslında bunlar da son derece önemli gelişmeler. Bu yeni açıklanan, bugün açıklanan 100 bin konuta destek bu yeni şartlara göre inşa edileceği için önümüzdeki dönemde ülkemiz açısından da daha sağlıklı bir yapı stoğuna erişmek açısından faydalı olacağını düşünmekteyim. Peki burada özellikle son dönemde sizin Türkiton olarak satışlarınıza ve müşterilerle olan aslında ticari ilişkilerinize bakıldığında
ödeme problemleri, işte vade, bu tarz sıkıntılar var mıydı? Siz bunu gözlemliyor muydunuz? Yani sektördeki sıkışıklık anlamında soruyorum. Çünkü finansmana erişimdeki güçlük dediniz ve bu kampanyayla beraber sizin de yani sadece vatandaşın konuta ulaşması değil, aynı zamanda inşaat sektörünün canlanması, finansman kaynaklarının ve ticari ilişkilerde vadelerin uzamadan ödemelerin yapılması gibi noktada destekler de olacak mı? Nasıl görüyorsunuz? Tabii ki dediğiniz gibi son dönemde biraz kredilerdeki sıkılaşma aynı zamanda şirketleri de etkiledi. Firma olarak biz bundan etkilenmedik ancak gözlemlediğimiz sektördeki sıkıntıya girmeye başlamak üzere olan firmaları da gözlemlemiştik. Bu yeni talep artışı ile birlikte ve desteklerle birlikte bunun da düzene gireceğine inanıyorum. İnşaat malzemesi sektörü açısından bakarsak aslında ihracat sağladığı ihracat sebebiyle ülke ekonomisine pozitif katkı sağlayan da bir sektör. Örnek vermek gerekirse son 12 aylık verilerle Eylül ayı verisidir bu. 34.76 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi inşaat malzemesi sanayisi. Buna karşılık son 12 aydaki ithalatta 10,06 olarak gerçekleşti. Yani 24,7 pozitif milyar dolar pozitif bir katkı sağladı. Önümüzdeki dönemde OECD'nin açıkladığı son rapora göre baktığımızda gerek Euro bölgesinde gerek Amerika bölgesinde %0,5 civarında bir büyüme, aslında resesyon sinyalleri var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türk inşaat malzemesi sanayinin ihracatında bir miktar azalma olabilir. Bu yeni kampanyalarla birlikte canlanacak inşaat sektörüne iç piyasaya bunun talebin yönlendirilmesi sanayinin, sanayimizin de bir anlamda desteklenmesi ve istihdamın sağlanması açısından da ben son derece faydalı görüyorum. Peki son sorum da şu olacak Tolga Bey. Özellikle enerji maliyetleri ve emtia fiyatlarındaki artış, burada elbette kurun da biraz daha stabilize edilmesi ve son dönemde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında hem konut tarafındaki sübvansiyon hem de sanayiciye kolaylık sağlanmasıyla bu maliyetler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bunun dışında içerideki bu tedbirler ve kur kontrolüne ek olarak yurt dışından ithal edilen ürünlerde de, ürün fiyatlarında da biraz daha rahatlama var şeklinde sektörden bir geri bildirim alıyoruz ama siz neler söylersiniz sektördeki ithal girdiler ve buradaki fiyatlar için? Doğru söylüyorsunuz. Yani aslında pozitif net katkı sağladığını söyledim inşaat malzemesi sanayinin. Ancak artan enerji maliyetleri son bir yılda bizim %475, hatta son 1,5 yıl olarak baktığımızda %1000'e varan, başta doğalgaz ve ardından elektrik maliyetlerinde artış oldu. Son dönemde bunların stabilize olduğunu gözlemlemekteyiz. Yani 2023 yılı için biz bütçelerimizde önemli bir enerji artışı öngörmemekteyiz. Bununla birlikte artan diğer maliyetler olarak baktığımızda, tabii biraz evvel açıklanan reel efektif döviz kuru üfe bazlı geriye gittiğini gördük. Türk lirasının değer kaybetmesi, değer kazanması diyelim, ihracat konusunda bir miktar ihracatı zora sokup yurt dışından ithal malzemelerin girmesine de imkan sağladığını söyleyebilirim. Burada enflasyon kadar bir artış genellikle ihracatçı firmalarımızın daha sağlıklı bir yapıda devam etmeleri açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Tolga Bey, çok teşekkür ediyorum katkınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.